Ve merkeze yeniden merhaba. Ukrayna cephesinde yaşanılanlar karşılıklı bir Rus ruletine dönmek üzere. Rus ruleti nedir bilir misiniz? Bilirsiniz. Ama ben yine de yeni duyanlar için tarif edeyim. Hiç unutmam, bir Vietnam filmiydi. Avcı diye bir Vietnam filminde oynanmış bir sahnedir o. Yani inanılmaz gergin bir sahnedir. Rus ruleti şöyle bir şey, ölümcül bir oyun. Kimseye tavsiye etmeyiz. Altın mermi alan toplu tabancada bir tane mermi koyuyorsunuz, çeviriyorsunuz, herkes kendini sıkıyor. Bir tanesi sıktığında, patladığında zaten kazanan taraf kan içinde kalıyor çünkü öbür taraf ölmüş oluyor. Böyle bir saçma, aptalca, insani olmayan bir oyun. Daha çok böyle psikopatların, savaşta özellikle travma geçirmiş olanların falan oynadığı bir tür oyundur. Bir de alkolikler ve uyuşturucu da kullananlar da yaparlar mı bilemem. Geçelim ama sonuç itibariyle ölümcül ve kaçınılmaz son oluşturan bir tür oyundur. Şimdi taraflar, Ukrayna ve Rusya, tam anlamıyla oraya doğru gidiyorlar. Niye? Çünkü Ukrayna baştan beri niyetini ortaya koymuş vaziyetteydi. Yani ben Zaporijya'nın güneyinden Mariupol ve Berdyansk hattına doğru ineceğim, Azak Denizi'ne konacağım, Kırım Köprüsü'nü işlemez hale getireceğim ve sonrasında da Kırım'a yüklenip Kırım'ı alacağım yönünde bir plan olduğunu zaten artık ben bile bu oturma odamdan bildiğime göre Ruslar da biliyordu. Yani büyük taarruz için hazırlanan 12 çok iyi eğitilmiş ve donatılmış Tugay'ın nereye yöneleceğini 3 aşağı 5 yukarı Rus kurmaylar tahmin ediyorlardı. Nitekim 3 aşağı 5 yukarı da öyle oldu. Gerçi daha henüz sonuç alıcı taarruz sistemi devreye girmiş değil. Zamana yayılmış, yumuşak ilerleyen ve sonuç itibariyle İngiltere istihbaratının ifadesiyle karşılıklı olarak sanki bir pimpon maçı gibi yaşanılan bir durumla karşı karşıyayız. Niye? Biri biraz ilerliyor, sonra bir gün sonra oralar kaybediliyor. Bu buradan biraz ilerliyor, orası kaybediliyor. Sanki böyle hep spordan bugün gidiyoruz. Böyle hani ilk roundlarda boksörler fazla açık oynamazlar. Bir karşı tarafın gücünü, kuvvetini, tarzını falan öğrenmeye çalışırlar. Sanki Rusya ve Ukrayna şu anda bu aşamadaymışlar gibi. Ama bildiğimiz bir şey var. Ukrayna'nın esas ana taarruz yığına güneye doğru, Bahmut başta, Donbas'ta ise Rusya'dan gelebilecek bir saldırıya karşı savunma mevzileri oluşturmuş durumda. Böyle bir yapısı var Ukrayna'nın. Fakat burada Rus kurmay aklının başka bir gelişmeyle cevap verdiğini görüyoruz. Haftalar önce size dedim ki ben bu Rusya'nın Doğu cephesindeki halinden, tavrından şüpheleniyorum. Her an her şey yapabilir ve Ukrayna'yı Doğu cephesinde çok ciddi bir sıkışmaya tabi tutabilir dedim. Daha sonra da ifade ettiğim gibi Kupyansk üzerinden de ilk taarruzları aktardım sizlere. Bulursam onları İ harfine koyacağım zaten. Yani yukarıdaki. Şimdi mesele şu. Ukrayna ordusunun güneye doğru inme arzusu ve bütün yığınağını güneye doğru indirmesiyle beraber Rusya kendi topraklarından olağanüstü bir yığınağı Doğu cephesine getirdi. Bakın, Oleksandr Sininski, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı, değerli bir asker, diyor ki Doğu cephesinde durum karışık ve yüksek risk yaşıyoruz. Fakat durum şimdilik kontrol altında. Rusya'nın asıl savaş gücü Kupyansk'ta toplanmış durumda. Hep dedim Kupyansk. Ukrayna askerleri burada savunma mevzilerini tutuyor. Yani bırakın taarruz etmeyi, çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya Ukrayna, Kupyansk'ta. Bahmut'a daha az eğitimli askerlerini göndererek ilerlememizi
kalabalık askeri birliklerle durdurmaya çalışıyorlar diyor. Şimdi Doğu cephesinde Rusya gerçekten Bahmut'ta iyi kötü bir yerleri yakaladı. Fakat Kupyansk, Avdiivka, Marinka, liman hattı inanılmaz bir risk taşıyor arkadaşlar. Bir sabah her şey değişmiş bulabiliriz. Her şey. Hani inisiyatifi Ukrayna ele aldı, savaşın başından beri şunu yaptı, bunu yaptı derken bir sabah bir uyanırız, Rusya olayın şeklini değiştirmiş, Harkov'u almış. Harkov şehrini. Alamadı biliyorsunuz. Bakın, Belarus bağımsız yayın organı, öncelikle Hanna Malyar, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı diyor ki, Harkov bölgesi Kupyansk kenti çevresinde görülmemiş büyüklükte bir yığınak yaşanıyor. Rus yığınağı. 100.000'den fazla Rus askeri bölgeye intikali tamamlandı. 100.000 asker, Rus askeri bölgede Kupyansk'ta geldi. Devam ediyor. 900 tank, 555 parça topçu bataryası, 370 çoklu roket atar sistemi bu askeri gücü destekliyor. Ayrıca sayısız ölçekte SİHA, kamikaze drone ve ilk kez bir cephenin hemen yanı başına konuşlanan çok sayıda saldırı helikopteri tespit edilmiştir diyor. Ben size senaryoyu söyleyeyim. Daha önce de ifade ettim. Güneye inmesini önleyecek nokta o dev askeri taarruzun başlamasıdır. Ukrayna ister istemez, çok istemesine rağmen güneye inmeyi ister istemez bütün birliklerini hızla Doğu cephesine gönderme. O yüzden 3 Tugay savaşıyor şu anda. 9 Tugay niye Ukrayna tarafından savaşa girmedi diye konuşuyoruz, değil mi? 9'u duruyor. Niye? Çünkü 12 Tugaylık bir saldırıyı başlatsa güneye 100.000 askerle Rus doğudan gelecek ve direkt Harkov'a girecek. Hikaye Rus ruleti işte bu. Taraflar dayadılar, birbirlerine sıkıp kendi kafalarına sıkıyorlar ama birinden birinin mermisi patlayacak. Birinden birinin mermisi patlayacak. Çünkü düşünsenize yani güneye yığmışsın 12 Tugay'ı, tam taarruza kalkışacaksın. Harkov bölgesi Kupyansk'tan 100.000 Rus askeri 900 tankla girmiş içeri. Böyle bir güç var şu anda Rusya'da. Böyle bir şey var. Yani iyi ki ben fikri takibe girdim bu Ukrayna Savaşı'nda ya. Yani yarın bir gün bu kanalın anlattıklarım, yarın bir gün tarihçiler için de iyi bir şey olacak. Yani sonuçta günlük olarak günlük tutuyoruz biz burada. Farkında mısınız? Yani birlikte bir günlük tutuyoruz. Savaş günlüğü tutuyoruz. Savaşın başladığı ilk günden bugüne kadar. Bu çok farklı bir nokta. Ve bir hafta 10 gündür bu bilgiler geliyordu. Fakat anladığım kadarıyla Ukraynalılar elde ettikleri bilgileri bir de Amerikalılar ve İngilizlerle konuşmuşlar. Onlardan da teyit aldıktan sonra bu açıklamaları yaptılar. Bu arada Belarus bağımsız yayın organı Beloruski Hajun bir bilgi verdi. O da ilginç. O da bu yığınaklarla falan bir bütün olarak görmek lazım. 18 Temmuz bugün sabah saat 11.05'te Evgeni Prigojin Legacy 600 tipi özel uçağı ve kuyruk numarası da RA-02-795 Masoluchichi'deki bir askeri üsse iniş yapmış Belarus'a. Uçak St. Petersburg'dan gelmiş, adam çalışıyor. Bu son günlerde Prigojin'in Belarus'a 4. gelişi. Daha önce de bir çadır üs kurmuştu biliyorsunuz Belarus askerleri, Wagner askerleri.
11-12 Temmuz'da orada kalmış. Şimdi bu Belarus olayını Ukrayna istihbaratı efendim bize bir zararı yok falan gibi geçiştiriyor idi ama bakın Ardan abi söylediydi dersiniz yakın bir gelecekte. Gerçekten o olay belki de 100 bin kişilik Rus taarruzu başladığı zaman Belarus hattı da başka bir taarruzun işaretlerini verecek. Bugünden bir soru işareti olarak koyuyorum. Tabii takip edeceğiz. Hoşça kalın.